Hocam merhaba. Merhaba Seyra, nasılsın? İyiyim, sağ olun siz. İyi. Nasıl gidiyor Selim'le ders çalışma seansları? Üzmüyor değil mi seni? Üzmüyor. İyi gidiyor, yolunda her şey. İyi, iyi. Dalga geçmiyor inşallah. Ciddiye alıyor mu bari? Ben hallediyorum, siz merak etmeyin. Teşekkür ederim. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Ne demek hocam, lafı bile olmaz. Selam. Serra, sen de mi buradaydın, ne tesadüf? Hocam, benim sizinle önemli bir konu hakkında konuşmam gerekiyor. Şimdi mi? Ben müsaadenizi isteyeyim zaten. Hocam, şu estetik dersinde sanki ben birazcık eksik kaldım gibi hissediyorum. Vaktim yok, hadi yolda anlat. Şundan, tabii hocam, yolda anlatayım ben size. Sanki hani birisi bana yardımcı olsa ben o notu birazcık daha yükseltebilirmişim gibi geliyor bana hocam. Ve kütüphane kurdu, yuvasına geri döndü. Ben yuvaya döndüm de sen buralara uğrar mıydın? Gördüğün gibi buradayım. Hadi çalışalım. Yok. Benim şimdi arkadaşıma sözüm var. Ama sen büyük bir aferin hak ettin galiba. Bakıyorum da okul arkadaşlarımızı eziklemek misyonuyla yine sol tarafımızdan kalkılmış. Hatta sen evden çıkmadan önce atar yapacağın konuların da listesini yapıyorsun. Hani çok düzenlisin ya. Huysuzluğunu bile belli bir stratejiyle planlıyorsundur. Sana da iyi günler. İyi günler. Selim. Eğer sen de müsaitsen öğleden sonra kalan konuların üstünden geçebiliriz aslında. Olur olur, bana uyar da burada çalışmayalım ya. Belli bir saatten sonra duvarlar benim böyle üstüme üstüme geliyor. Bir kafede falan çalışırız. Olmaz. Ne kafesi ya? Okulda çalışırız. O niyeymiş? Çünkü... Ay, olmaz işte. Boş bir derslik bulur çalışırız. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu akşam serbestsizim, çalışmam gerekiyor. Benim de proje ödevimi tamamlamam lazım. Gerçi ben hocaya fikrimi söyledim, beğendi. Ha, iyi bari. Binnaz teyze. Ah Serra, sorma başımıza geleni. Annen kayıp ana. Ne demek annen kayıp? Ya azıcık hava alsın diye dışarı çıktıydık. Dükkanda alışveriş yapıyorduk. Bizim mahallede mi? Ha, arkamı bir döndüm, yok. Aslında. Ne aslında? Ya mezarlığa gitmek istedi de ben de Serra istemiyor. Hafta sonu beraber gidersiniz dediydim. Gidip oraya mı baksam? Yok. Yok, ben bakarım mezarlığa. Sen mahallede aramaya devam et. Ama bulursan hemen bana haber ver, tamam mı? Tamam, tamam kuzum. Selim'i gördün mü? Hala Selim diyor ya. Kızım, çocuğun umurunda değilsin. Uyan artık şu rüyadan. Bilmeden de konuşuyorsun ya, kıskanç şey. Hocam, bu arkadaş ne zaman gelecek? Burak'cığım, sendeki bu çalışma azmini gördükçe mutlu oluyorum. Gelir birazdan beraber çalışacağın arkadaşın. Ya hocam, Selim bu birlikte çalışma konseptinin faydasını görmüş. Ben diyorum ki madem bu kadar faydalı bir şey, ben neden yapmıyorum? Ben niye çalışmıyorum arkadaşlar dedim ve o yüzden size geldim. Hem belki bir sinerji falan bir şey olur diye. Çok iyi düşünmüşsün Burak. Teşekkür ederim hocam. Zaten bizim de amacımız bu. Öğrenciler birbirleriyle kaynaşsın, derslerine odaklansın. Ben de arkadaşla kaynaşmayı inanın ki çok istiyorum hocam. Anladım ben onu zaten. Çok güzel. Geldi. Geldi, geldi. Girin. Hmm.
Hocam. Gel. Gel Asuman'cığım gel. Burak'cığım tanıştırayım. Asuman, Asuman, Burak. Hocam ama şimdi yani bu... Burak'cığım statik notlarına baktım. Notların gayet iyi. Senin yardım alma ihtiyacın yok ki. Aksine yardım etmen lazım. Asuman'ın notları biraz zayıf. O yüzden siz bu dönem boyunca beraber çalışacaksınız. Hadi şimdi tanışın, kaynaşın. Hocam ben anladım ama siz şimdi beni... Dışarıda devam edebilirsiniz. Benim biraz işim vardı arkadaşlar. Teşekkür ederim Asuman'cığım. Senin ne işin var burada? Sence? Öğleden sonra çalışırız dedin. Telefonlara da bakmıyorsun. Nasıl ya? Duymamışım. Neyse ya, sorun değil. Nedir programın? Ben de kendi programımı ona göre ayarlayayım. Bilemedim ki şimdi. Bak sen. Derse ekiyorsun yani. Saçmalama canım, ne ekmesi? Tek derdim sen ve senin alttan kalan derslerin değil herhalde. Bak ben de bayılmıyorum bu duruma. Yok seninle ders çalışacakmışım. Alttan kalan derslerimi falan temizleyecekmişim. Bana göre şeyler değil, gereksiz, bayık hareketler zaten. Alışmışsın tabii herkesin hayatının merkezine seni koymasına. Mutluluğun için böyle bol bol çabalamasına. Oh ne güzel hayat ya. Ama hayat her zaman öyle olmuyor işte Selim Bey. Evet biz başladık yine. Kızım sen kimsin? Kimsin de bana bu lafları söylüyorsun? Sen çok mu mükemmelsin? Aksine tutarsız, köşeli, huysuz kuralcının tekisin sen. Ne bakıyorsunuz? Senin sen var ya. Ne zaman başlıyoruz derslere? Hangi derslere? Başka bir planın mı var yoksa hınzır? Asuman, Asuman beni bırak ben bir gideyim tamam? Nereye gideceksin? Gitme. Aa. Aa. Baksana şunu. Ha. Burak. Yanındaki kız ne alaka? Nerede hani ya? Ben niye göremiyorum? Sakin. Şurada işte bak. Şurası. Burak demek ki artık toplu kızlardan hoşlanmaya başlamışım. Buranın işi olmaz ki bu kızla. Kesin bir tanıdığı falandır herhalde değil mi? Aynen tatlısı. Kesin bir tanıdığı falandır. Erkek bu. Ne bekliyorsun? Her şey olabilir. Geldin mi sözüme? Burak ve tipik dört bilinmeyen ilişkiler Ayşe'de aşkım. Ne bekliyorsun? Sağ ol ya. Çok sağ ol. Asuman gitmek istiyorum. Şu an bu olduğumuz durumdan beri hiç mutlu değilim. İyi tamam. Yine sonra görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tatlısı. Tatlısı. Hayırdır? Yine aşkları yelken mi açıldı yoksa? Saçma sapan konuşma Biricik. Onur Hoca'nın yine işte saçma sapan işleri neymiş efendim? Üst sınıftaki öğrencilerin alt sınıftaki öğrencilere destek vermesi gerekiyormuş falanmış filanmış. Laflara bak ya, saçmalık. Serra. Selam. Nasılsın? İyiyim, sağ ol sen. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ya ben seni ne zaman görsem sen sürekli telaşla bir yerlere yetişmeye çalışıyorsun. Ben de kafamı ne zaman kaldırsam karşımda seni görüyorum biliyor musun? Çünkü ben senin bu koşuşturmacanın nedenini merak ediyorum. Niye merak ediyorsun? Seni daha yakından tanıyabilmek için günümüz başlıklı kız.
Dikkat et de o kırmızı başlıklı kız bir anda kurda dönüşmesin yalnız. Ha, sen aynı zamanda espriliyim ne diyorsun? Güzel. Her şakanın altında bir gerçeklik yatar diyorum aslında. Okey, o zaman ben de şöyle diyeyim. Kurt sensen, benim için hiçbir sakıncası yok. Burak'cığım, sohbetine doyum olmuyor ama benim derse yetişmem lazım. Ben tam olarak bundan bahsediyorum işte. Yani biz okula geliyoruz, yayılıp takılıyoruz falan ama sen koşturarak okula geliyorsun. Büyük bir hızla derslere giriyorsun. Biz senin hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ben de bunu merak ediyorum. Sen nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, neden sürekli koşuşturuyorsun hiç anlamıyorum. Anlamak için bu kadar kendini zorlama istersen. Akışına bırak diyorsun. Daha iyi olur. Okey, o zaman ben sana derse kadar eşlik edeyim. Hatta belki dersten sonra da bir şeyler içeriz. Bugün de hava ne güzel değil mi? Yani böyle bir havada okula gelmek zorunda olmak insanın bazen sinirlerini bozabiliyor. En azından benim bozuyor. Okey, susuyoruz, konuşmuyoruz. Acaba gizemimizi mi korumaya çalışıyoruz? Hayır, yani eğer ki böyleyse fazlası bünyeye zarar. Ben de söylemiş. Ne gizeminden bahsediyorsun sen? Sen birden sahneye çıktın. Bütün ışıklar senin üzerine döndü. Biz seni tanımak için adım attıkça sen bizden kaçar oldun. Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Haliyle de merak ediyoruz. Kim olduğunu, ne olduğunu, ne yaptığını. Etmeyin. Niye beni merak ediyorsunuz ki? Mesela ben sizi hiç merak etmiyorum. Ama siz sürekli benim hakkımda yalan yanlış yorumlar yapıp duruyorsunuz. Tamam. Hakkında yalan yanlış yorumlar yapmayalım diye ben de sana soruyorum. Kimsin sen? Nereden geldin? Nerede yaşıyorsun? Nelerden hoşlanırsın? Annemle birlikte bir gecekonduda yaşıyorum. Okula geldiğim araba patronumun arabası, şoför de onun şoförü. Limuzin olayına hiç girmeyelim çünkü orası bayağı karışık. Hayatım okul, iş ve ev arasında geçiyor. Nelerden hoşlandığımı ben bile unuttum. Yeterli mi? Demek öyle. Şakacı Şirin seni. Güzel, güzeldi. Yani her şeyi bir şey uydurdun ama şu limuzin olayına uyduracak hiçbir şey bulamadın. Burak! Neredesin ya? Her yerde seni arıyorum. Sebep? Sebep mi? Beni her yerde araman için bir sebep. Ders çalışacaktık ya bugün, unuttun mu? Hiç aklımdan çıkmıyor ki diyeceğim. Ama sen şimdi onu da gerçek zannedeceksin. Sen de bilmece gibi konuşup durmasana. Ben sizi hiç tutmayayım. Görüşürüz. Sen bizi tutma tabii. Ne bakıyorsun öyle gözlerine dikip deli deli? Ne oldu ne? Korktum. Korkma anne. Ay Burak, harbiden komik çocuksun ha. Yüzümün şeklini bir görsene. Şaka yapıyorum ya, şaka. Hadi gel sana bir kahve ısmarlayayım. Azıcık laflar sonra ders çalışırız. Maksat muhabbet olsun zaten. Ya acaba stajı boş versem de yazın güzel bir tatil programı mı yapsam diyorum. Ne stajı ya? Vallahi benim hiç niyetim yok staja falan. Ay. Sen ne yapacaksın Biricik? Ben bizim Londra'daki projede yapacağım stajı. Babam bir yandan da artık işlere burnumu sokmamı istiyor. Yani anlayacağınız, okul mutlu, ben mutlu, babamız mutlu. Selam kızlar. Selam. Dedikodu kazanı kaynıyor mu yine kızlar? Dedikodu? Staj işini konuşuyorduk. Şimdiden mi? Sen şimdi bir yer ayarlamamışsındır. Şey diyeceğim, Londra'da birlikte yapabiliriz stajı bizim projede. Eğlenceli olur, hem tatil hem iş, ne dersin? Bakarız ya, daha zaman var. Doğru. Kurtarın beni. Ne oldu oğlum? Abi ne olacak? Bu Onur Hoca'nın yanıma yamadığı kız ders çalıştırayım diye var ya, yapıştı yani üstüme, gitmiyor kız, Allah kahretsin ya. Arkadaşlar gülmeyin, bak ben çok ciddiyim. Selim, sen konuşsana şu Onur Hoca'yla. Ha? Zaten senin enişten. Bir çözsen şu işi. Yani keşke elimden bir şey gelse ama biliyorsun ki emir demiri keser. O emirin de demirin de. Selim,
Senin de yakında Serra'yla aynı kaderi paylaşman an meselesi bence. Biricik, sen böyle tuhaf saptamalar yapmayı çok seviyorsun değil mi? Çok seviyorum. Biz kahve alalım. Hadi gidelim. Hastası. Seninki yine pas vermiyor. Ne alakası var? Yok öyle bir şey. Okulda kimseye çaktırmamaya çalışıyor sadece. Sana bir sır vereyim mi? Ver. Bana evlenme teklifi etti. Yok artık. Ne zaman? Geçen yaz. Bodrum'da. Hayatımın en güzel iki günüydü. Sadece iki gün mü? Ne yani, az mı? Okulda Selim'le bir saatini geçirmek için her şeyini verecek kaç tane kız var sen biliyor musun? Yok yani, geçen sefer bütün yaz demiştin de. Sen bana yalancı mı diyorsun? Ben yalancı değilim, anladın mı? Sorun olur, söylemeyeyim. Ne yaşandı az önce? Şaka falan mıydı bu? Ben anlamadım. Ders notları. Bu ne demek şimdi? Bu şu demek. Şimdi sen bana böyle iki ders çalıştırıyorsun diye havalara girip üstten üstten konuşmana eyvallah diyecek değilim. Ders notları. Çalışmak istemiyorum. Onur Hoca'ya ne diyeceğim ben? Söz verdim ona. Merak etme, ben Onur Hoca'yla konuşur hallederim. Ya tamam, uzatma. Gereksiz yükseldik dün. Bitti gitti, unutalım. Sen gereksiz yükseldin. O yüzden biz birinci çoğul şahıs kullanmayalım. Böyle dengesizliklere gelemem, bana göre işler değil. E ne yapalım yani? Küsüp konuşmayalım mı çocuklar gibi? Bu mu ya senin tavrın? Ne? Mesela özür dileyebilirsin. Yok artık, daha neler. Pardon da sen de bir ton laf saydın bana, ne çabuk unuttun. Dengesiz, katı, tutarsız. Daha sayayım mı? Neler demişim ya. Çok çok ayıp etmişim. Bak, benim iki saat boşluğum var. Ders çalışalım diyecektim. Sen zaten 10 dakikasını gereksiz muhabbetle harcadın bile. İyi. Madem bu kadar ısrar ediyorsun. Çalışalım öyleyse. Ne ısrarı ya? Ne ısrar ya? İyilik yapıyoruz resmen sana. Bu kız da güzel mi değil mi karar veremiyorum. Pislik gibi kız işte. Daha ne olsun? Ha, beğeniyoruz yani. Beğeniyoruz tabii canım. Gerçi ben de Serra'nın senden hoşlandığından şüpheleniyordum. Serra'nın benden hoşlandığından şüpheleniyordum. Nereden çıkarttın sen bunu? Çünkü ben az önce Serra'yla kapıda konuştum. Yani tavırlarından, hal ve hareketlerinden ben hiç böyle bir şey anlamadım. Sen bir şey mi duydun ya da birisi sana bir şey mi söyledi? Serra mı bir şey söyledi? Üf, bir sakin, bir nefes al. Allah Allah. Dalga mı geçiyorsun sen şu an bende? Dalga falan geçmiyorum. Hayır, bir şey söylemedi. Yani ben de duymadım. Hatta ben Serra'nın konuşma yeteneği olup olmaması konusunda ciddi şüpheler besliyorum. Çok acayip asosyal bir tip. Peki sen o zaman nereden çıkarttın Serra'nın benden hoşlandığını? Sana birkaç kaçamak bakışını yakaladım. Serra'nın. Evet. Yani İlk başta bir yere oturtamamıştım. Ama şimdi puzzle tık tık yerli yerine. Biricik, sen ciddi misin? Evet. Ama kızı çözemiyorum. Bir kere zengin. Onu anladık. Ama bizim gibi değil. Geleneksel bir hali var. Üstü başı da dökülüyor. Ay tam bir... Bu da oldukça cimri olduklarını gösteriyor. İşte bu tipler biraz özgüven yoksunu olduklarında soğuk yaparak kendini saklarlar. Anladın? Anladım. İstersen sana yardımcı olabilirim. Eğer ki elinden bir şey geliyorsa yap. Ama dediğim gibi
Kızı çözmemiz lazım. Bilgi toplamak lazım. Kimdir, nedir, ne yapıyor? Bir öğrenelim. Hedefi belirleyelim, ona göre bir strateji oluşturalım.